Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hatta hayırlı geceler. Arkadaşlar az önce bir duyum aldık, çok üzüldük. Özellikle Belçika'da çocuk sahibi ailelere bu videomuz. Yarın Belçika içeriğinde okullarda LGBT kutlaması yapılacak arkadaşlar. Çocuklarınızı göndermeyin. Kesinlikle ben bilinçlendirdim çocuğumu, yine de göndereceğim. Yapmayın. Belki sizin okulunuzda yarın olmaz ama bu haftanın içinde farklı bir günde olur. Fark etmiyor. Bunu da şöyle öğrendik arkadaşlar. Ben konsoloslukların sayfalarını özellikle takip ediyorum. Her ne kadar böyle konsolosluk, hani sosyal mecrada ne bilgi alabilirsiniz diye düşünseniz bile bir şeyler çıkıyor. Ve profil resmini bugün tam 9 saat 10 saat önce falan LGBT bayraklı bir profil resmine çevirdi İstanbul'daki Belçika konsolosluğu. Ve ben bunu paylaştım. Paylaşım yapınca takipçilerimizden birisi de bu bilgiyi paylaştı bizimle. Allah rızası için çocuklarınıza bunu yapmayın arkadaşlar. Bilinçaltına yerleşiyor ve ileride çocuğunuzu kurtarmaya kalksanız da kurtaramayacaksınız. Yani karşısına ilim sahibi, onu o bataklıktan çekip kurtarmak için kendini feda eden, ona vakit ayıran biri olacak da belki ancak öyle kurtulacak. Yani bu işler öyle kolay değil arkadaşlar. Bu işler sadece işte ben bilinçlendiriyorum, eğitiyorum, İslami ailede büyüyor vesaireyle değil bu işler. Sen istediğin kadar eğit, senin vereceğin eğitim %50 ise dışarıdan alacağı da %50'dir. Ama sen sağlam eğitirsen bu da şu demek oluyor. Çocuğunu böyle yerlere göndermeyerek, bu gelişme aşamasındayken çocuğun kendini keşfetme, dinini keşfetme, anlama, yaşama yaşındayken siz öyle yerlere de gönderirseniz bütün emekleriniz zayi olur. Bunu söylemek istiyorum kesinlikle. Arkadaşlar Allah rızası için bunu da katı alın. Çocuklarınızı gerekirse göndermeyin. Lütfen. Ve bu videoyu her yere yayın. Kesinlikle biliyorum çok geç oldu ama anca haberimiz oldu. Bilenleriniz varsa da umarım daha önceden bir video çekip paylaşmışsınızdır. Paylaşmadıysanız da derhal paylaşın. Akrabalarınıza, herkese atın lütfen arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Yani Türkiye'nin şu anda ne durumda olduğunu biliyoruz. Hakla batılın savaşı var şu anda. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani Erdoğan insin de yerine kim gelirse gelsin. Kalkıp PKK'lara mı oy verilmesi gerekiyordu? Şimdi bu oldu. Oy sayımı yapıldı. Ve hemen ardından böyle bir kutlama var. Evet, önceden ayarlanmıştır. Zaten birçok şey yani önceden planlanıyor. Siz de biliyorsunuz ki. Allah için de katı alın arkadaşlar. Rabbim yardımcımız olsun. Bizleri, nefsimizi ve şeytanın şerrinden korusun. Şeytanlaşmış insanların şerrinden de korusun. Bizler de sizden çok dua bekliyoruz. Allah'a emanet olun.